kötü yetiştirdiler. Annem de babam da bana gerekli eğitimi vermediler. Yaşamak için demek istiyorum. Bana yaşamasını öğretmediler. Daha doğrusu bana her şeyin öğrenilerek yaşanacağını öğrettiler. Yaşanırken öğrenileceğini öğretmediler. Ben de kolayca razı oldum bana öğretilen bu yanlışlara. İnsan kendi bulurmuş doğru yolu. Ben bulamazdım. Bana başkalarına öğrettikleri basma kalıp yolları öğrettiler. Başka türlü bir itinayla tutmalıydılar beni. Daha fazla değil, farklı. Normal bir insan olmaya zorladılar. Bana boş yere vakit kaybettirdiler. Olmayınca da anormal dediler. Ben de kendimi anlamadım. Bütün hayatım boyunca normal bir adam olmaya çalıştım. Arkadaşlarla genel eve gittim, müstehcen romanlar okudum, sokakta genç kızların peşinden gittim. Hiçbirinde tutarlılık gösteremedim. Bunun üzerine anormal olduğuma karar verdiler. Onlara biraz olsun benzeyebildiğim ölçüde kendimi mutlu sayıyordum. Kendimi onlardan ayırmasını beceremedim. Hitler, genel yatakhanelerde işçilerle kalırken bile onlardan ayrı olduğunu hisseder, onlara yaklaşmazmış. Ben de böyle bir içgüdü yoktu. Sınıfta toplanıp müstehcen resimleri seyrettikleri zaman onlardan uzaklaşmak gerektiğini bilemedim. Oysa onlar gibi hissetmiyordum. Duyduğum bu yabancılığı onlardan geri kalmak diye nitelendirdim ve nefes nefese onlara yetişmeye çalıştım. Bu bakımdan yakınmaya hakkım yok. Onlar gibiydim. Bu kıskanç korku gelinceye kadar, yaptıklarım bakımından değilse de, aklımdan geçenler bakımından aşağılık bir hayat yaşadım. Büyük ve güzel şeyler yerine aşağılık şeyler düşündüm. Şimdi de durum düzelmiş değil. Hiçbir şey düşünemiyorum. Çok bayağı bir olay. Neresinden tutulsa insanın elinde kalıyor. Dağınık ve çürük bir örgü. Evet, haklıydı akrabalar. Ben normal olmadığım için anormal olan bir çocuktum. Allah beni kahretsin. Ve ediyor da. Montaigne, kötü davranışlardan istemediğiniz için kaçının diyor. Beceremediğiniz için değil. Beni ne güzel açıklıyor. Ben de diyorum ki, Sayın Montaigne ve sizin gibiler. Canınız cehenneme. Sizin haklı olmanız bana hiçbir zaman kazandırmıyor. Köşemde kıvrılıp ölüyorum işte. Siz de sevimli akrabalarım kadar yabancısınız bana. Adınız Marki bilmem ne de olsa. Tabii siz gurur duyuyorsunuz düşüncelerinizden. Diyorsunuz ki selim ışık diye bir mesele olmamıştır. Olmayan bir mesele için düşünce tarihinin insanı yücelten gelişimini bozamayız. Siz kendini şövalye sanan Don Kişot gibi ilginç de değildiniz üstelik. Özür dileriz. Bizi rahatsız etmeyin. Düşünecek meselelerimiz var. Her gün yüz binlerce insan ölüyor. Ancak ilginç olaylarla uğraşabiliriz. Next please. İyileşmek istemiyorum. Artık ümit edemiyorum. Göğsümde sıkışıp kalmış korkuyu atabilsem yeter bana. O zaman aklım ve bedenim istediğim gibi uyuşmuş olacak. Beni yıpratan bu çelişme sona erecek. Ben de beni küçümseyen bu kalabalığın gözlerinin içine korkusuzca bakabileceğim. Beni korkutan yaşama içgüdüsünü söküp atabilsem, ben de çekinmeden, gururla kişiliğimi sürdürebileceğim. Şerefli insanlarım, böyle insanlar olduğundan kuşkuluyum, arasına karışarak son günlerimi haklarına kavuşmuş bir insan huzuru içinde bitireceğim. Canım hiç içki istemediği halde, belki o zaman ister, bir birahaneye giderek başım yukarıda biramı ısmarlayacağım. Garsonu çağırırken eziklik duymayacağım. Herkes gibi. Artık kimse benim
herkes gibi olduğumdan kuşku duymayacak. Kendime güvenerek biramı yudumlayacağım. Canım içki içmek istemediği halde bu işi hiç rahatsız olmadan yapacağım. Ne acele edeceğim ne de gereksiz yere uzatacağım. Tam ölçüsünü bulacağım. Bir birayı da içmesini bilemeyecek miyim artık? Bira içmeyi bildiğimin farkında bile olmayacağım. Meze de istemeyeceğim. Herkes istiyor diye. Garson da anlayacak bendeki değişikliği. Meze ister misiniz beyim bakışıyla süzmeyecek beni mesela. Ya da bana öyle bakıyormuş gibi gelmeyecek. Kendimden kuşkulanmadığım için kimse de benden kuşkulanmayacak. Bazı insanlar birasını mezesiz içer. Ben de onlardanım işte. Bu bir zevk meselesidir. Buna karışılmaz. Üstelik bir insan yakında ölecekse ona saygı duyulur. Belki biraz da tuz ekerim biranın içine. Daha iyi oluyormuş böyle. Ne yazık bira içmek istemiyorum. Özlediğim güven duygusuna kavuşunca bira içme özlemini yitirmiş olacağım. Montaigne ne derse desin. Hazin bir durum bu. Oysa yaşamış olduğum birçok yanlışlığı düzeltebilecektim. Bütün ayak izlerimin üzerinden bir daha gidecektim. Bir kere yaşanıyormuş. Bütün günümü bu düşüncelerle geçiriyorum. Gece için gene bir hazırlık yapmadım. Oysa gecenin geçmek bilmeyeceğini seziyorum. Bu satırları sabaha karşı 3'te yazıyorum. Saat 1'e kadar annemi karşımda oturttum. Nefes alamıyordum. Koltukta iki büklüm oturuyordum. Annem karşımdaydı. Bir kelime söylemeye korkuyordu. Ben de konuşmuyordum. Enerjiden tasarruf ediyoruz ya. Birlikte geçirdiğimiz yıllar boyunca annemle o kadar az konuştuk ki şimdi nereden başlayabilirim? Beni kötü yetiştirmekle suçlayamam ya onu böyle bir durumda. Ne desem fark etmez. Yorum yapmadan beni dinler sadece. Olmaz. Bir insanla karşılıklı konuşacak gücüm yok. Bir insan bir karşılık bekler mi sizden? Konuşurken ve dinlerken hissedersiniz bunu. Güçlü kuvvetli olduğunuz zaman önemsemezsiniz. Günseli de bana bunu hissettiriyor. Bana yararlı olmak istiyor. Oysa beni yoruyor. İlgileniyor. Demek ki ilgi bekliyor. Hiç olmazsa ilgilendiğinin fark edilmesini bekliyor. Annem. Annem öyle değildir. Kendini karıştırmadan benimle birlikte olmasını bilir. Hem de kitaplar okumadan, bir yerden duymadan, içinden öyle geliyor. Bütün anneler böyle değildir. Gidip yatmasını söylüyorum. İtiraz etmeden gidiyor. Karşımda oturduğu zaman düşüncelerimi hafifletiyor. İşim bitince gönderiyorum. Biraz iyileştiğimi görünce bana yaptığı iyiliğin karşılığı olarak onunla ilgilenmemi bekliyor değil mi? Hayır, seviniyor sadece. Uyuyamıyorum. Uykuda değişeceğimden korkuyorum. Oswald gibi uyanmaktan korkuyorum. Kendimi yormamaya çalışarak bekliyorum yatakta. Oysa asıl bu bekleyiş yoruyor beni. Terlemeye başlıyorum. Şaşılacak derecede zayıfladım bu terlemeler yüzünden. Önce ellerim, ayaklarım terliyor, sonra bacaklarım, sırtım. Ateşim biraz düşüyor bu terlemelerin sonunda. Tekrar ateşime bakmaya başladım. Yarım saatte bir derece koyuyorum. Annem bazen dereceyi saklıyor. Terleme geçince yataktan kalkıyorum, çamaşırı değiştiriyorum ve evde dolaşmaya başlıyorum. Annemin uyumadığını, yatakta endişeyle beni izlediğini seziyorum. Bazen dayanamıyor. Çekingen bir sesle nasıl olduğumu soruyor. Ona en aksi bir sesle anlaşılmaz ve omurtulu bir karşılık veriyorum. Koltukta uyukluyorum çoğu zaman. Ankara'daki evi görüyorum rüyamda. Ev büyüyor, büyüyor, insanlarla dolup taşıyor. Tanıdığım bütün insanlar sığıyor evin içine. Gözlerimle en önemsiz köşelerine kadar dolaşıyorum evi. Annemle babamın pirinç topuzlu karyolasını, tahta kenarlı koltukları görüyorum. İstanbul'a taşınırken hepsi satılmıştı. Kafamın içini temizlemek mümkün değil demek ki.